Hazreti Ayşe validemiz şöyle diyor: "Evimin sofasını üzerinde resimler bulunan bir perde ile ayırdığım gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönmüştü. Resimli örtüyü görünce yüzü renkten renge girdi ve onu çekip kopardı. Sonra da bana şunları söyledi: Ey Ayşe, kıyamette insanların en şiddetli azap görenleri yaptıklarını Allah'ın yarattığına benzetenlerdir." Bu konudaki diğer bir rivayet yine Hazreti Ayşe validemizden. Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri pek üzmüştü. Bunun üzerine "Bu konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kim görüşebilir?" diye kendi aralarında konuştular. Bazıları "Buna Resulullah'ın sevgilisi Üsame İbni Zeyd'den başka kimse cesaret edemez" dediler. Üsame de onların isteği doğrultusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye "Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?" buyurduktan sonra kalkıp bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: "Sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep, içlerinde soylu biri hırsızlık yapınca ona dokunmayıp, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona cezasını vermeleriydi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim." Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İnsanlarda tapınma duygusu uyandıran resim ve fotoğrafların saygı duyulacak şekilde asılması yasaklanmıştır. Resimli malzemeler böyle bir saygı uyandırmayacak şekillerde kullanılabilir. 2. Dinin yasaklarının çiğnenmesine öfkelenmek sakıncalı değildir. Böyle yanlışlar gerektiğinde fiili müdahale ile de düzeltilebilir. 3. İnsanları tek Allah inancından uzaklaştıran şeyleri bu maksatla kasten yapanlar kıyamette en şiddetli azaba uğrayacaklardır. 4. Allah'ın koyduğu yasaklar çiğnendikten ve konu devlet reisine intikal ettikten sonra suçun affedilmesi için aracılık yapılamaz. 5. Hırsızlık cezasının uygulanmasında kadın erkek ayrımı yoktur. 6. Ceza verirken zengin fakir ayrımı yapmak bir milletin helakine yol açan büyük bir haksızlıktır. 7. Eski milletlerin başına gelen felaketlerden ibret alınmalıdır. 8. Dinin suç saydığı işleri yapanlara kızmak caizdir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden gerekli ibretleri alabilmeyi nasip eylesin. Amin.